Evet. İnsanın hayata hangi gözle baktığı noktasına devam edeceğiz. Yaşamımızda hangi şey gerçekten en önemli şeydir? En önemli şey nedir? İnsan için hayatında en önemli şey nedir? Bunu insan doğru ve objektif biçimde tespit etmediği müddetçe büyük bir karmaşa yaşayacaktır. Bu neye benzer? Bir insanın merkezini kaybetmiş bir şekilde birçok şeye dağılmasına benzer. Yani kişi birçok şey tarafından zemininin kaydığını hisseder. Yani şu olur, çok dengem bozuldu. Başka bir şey olur, yine dengesi bozulur. Başka bir şey olur, yine dengesi bozulur. Bu nedir aslında? Bu kişinin aslında değişmez, kalıcı, sabit bir merkezi, kökeni olmadığını zannetmesiyle ilgilidir. Yani kişi aslında o ben idrakinin merkezini doğru bir şekilde tespit edemiyordur. O yüzden bundan önceki 2-3 sohbetimizde konuşmuştuk. İnsan değişenle değişmeyen arasındaki farkı tanımak durumundadır. Yani değişen nedir? Değişmeyen nedir? Bir insanın dindar olması, bir insanın maneviyatla ilgili olmasının birinci ve temel ölçütü aslında bu sorduğumuz sorudur. Değişen nedir, değişmeyen nedir? Bu noktadaki idrakimiz nasıl? Bunu eğer görebilirsek maneviyatla, dinle, hakikatle bir ilişkimiz olup olmadığını da tespit edebiliriz. Eğer çok değişken bir zeminde yaşıyorsak, hayatta yaşadığımız şeyler bizi çok çabuk sarsıyorsa, merkezimizin farkında değiliz demektir. Aslında bütün kadim öğretilerin, işte dinlerin, manevi öğretilerin aslında insana hatırlatmak istediği şey budur. Aslında Allah'tan başka ilah yoktur diye tercüme ettiğimiz basitçe kelime-i şehadetin temel cümlesi aslında mutlak ve değişmez olana işaret etmektir. Peki mutlak ve değişmez olana ben niye işaret ediyorum? Niye mutlak ve değişmez olan bir kaynağa işaret ediyorum? Çünkü ben de ona aidim ve bende de mutlak ve değişmez olandan kaynaklanan bir şey var. Bende de değişmez olan bir şey var. Ben sürekli değişen bir varlık değilim. Sürekli değişen bir tarafım var ama değişmez ve kalıcı olan bir şey var. İşte hani din nedir dediğimizde aslında din şudur. Bir insanda mutlak ve değişmez olan bir şeye dair imandır. Yani bende mutlak ve değişmez olan bir şey var. Bütün her şey değişse de, bütün her şey sarsılsa da, bütün sahip olduğumu düşündüğüm şey, malım, mülküm, ilişkilerim vesaire ne olursa olsun değişmez olan bir şey var. Ben o değişmez olana hem aidim hem de ona bir anlamda sahibim. İşte o insan için temel noktadır. Modernizm aslında insanın böyle bir şeyi olduğuna dair anlayışı sarsmıştır. Ve insanı neye indirgemiştir? Beden ve zihne indirgemiştir. Bir bedenin var, bedenin de değişken. Hani üzerine sağlam basacağın bir şey değil. Çabuk değişebilen,
zaman zaman hastalanabilen ve nihai olarak da hastalanıp ölüme gidecek olan bir şey var, değil mi? Hani ben neyim dediğimde ilk tutunduğum şey veya ilk gözüme çarpan şey nedir? Bedendir. Peki kalıcı bir şey mi, daimi bir şey mi? Değil. Buyur. Modernizm bunu kasti mi yaptı, art niyet mi yaptı acaba? Yoksa öyle ortaya bir şey atmak için mi, bir şeyler takip edilsin diye mi yapıldı? Bir bilgenin bir sözü var, der ki modern psikoloji insanı ruhsal aslından ve kökünden, modern psikoloji de insanı mutlak varlık bilincinden koparmıştır. Yani varoluş geçici ve değişkendir diyerek, bunu bilerek veya bilmeyerek yaptığı konusuna girmiyorum. Çünkü bu bizi temelde ilgilendirmeyecek bir şey. Çünkü bize öyle de olsa böyle de olsa şifa olmayacak bir şey. Ama belli bir ölçüde bilerek olmasa bile kadim bilgeliğin kökleri unutulmaya başlandıkça ve kadim geleneksel bilgiye karşı şüpheci yaklaşıldığı için böyle bir tuzak ortaya çıktı. Sonra birileri bunun üzerinden devam ettiler. Ve günümüze kadar da gelinmiş bir hikaye var burada. O yüzden ben bugün modernlerin veya işte modern psikolojide işte ruhla ilgili kullanılan ifadelerin altının boş olduğunu çok net görebiliyorum. Bazen böyle modern psikolojide işte ruhsal aygıtımız, ruhsal boyutumuz falan deniyor. Ama biraz altını kazıdığınız zaman tamamen psikolojik düzeyden, duygulardan, sezgilerden, güdülerden bahsedildiğini görebilirsiniz. Yani insanda sabit, kalıcı, değişmez diyeceğimiz bir şeyden bahsedilmiyor. Zaten bu büyük oranda da unutulmuş. Ha, biz zaten bunun unutulabilir bir şey olduğunu zaten biliyor idik. Yani biz bunu unutabilir bir bilinçte bir zamanlar yaşıyoruz hayattayken. Çocukluğumuzdan itibaren kısa bir zamanda kendimizi bir beden ve psikolojiye indirgiyoruz. Ama kadim öğreti bize ne diyor? Bize kendini hatırla diyor. Yani unuttuğun şeyi hatırla. Unuttuğun şey asli olan şeydir. Hani ben demek ben bilinci ama hiçbir şeyle bağlantılandırılmayacak ben bilinci. Yani neyi dışlarsak dışlayalım, işte ilişkilerimiz, bağlantılarımız, eşimiz, çocuğumuz, arkadaşımız, annemiz, babamız, atalarımız, sahip olduğumuzu düşündüğümüz mal, mülk, eşya vesaire, sosyal statümüz, bütün hepsini dışarıda tuttuğumuzda dikkat edin, değişmeyen bir şey var. O değişmeyen şey varlık algısıdır. Yani halen bir şey var. Halen bir şey duruyor. O nedir? O işte aslında unuttuğumuz varlık bilincinin en hafif gölgesidir. Yani bütün her şeyi bir kenara koy. İlişkilerini, sahip olduğun şeyleri, kendine duyduğun sevgiyi, kendine duyduğun kızgınlığı, nefreti, başkalarıyla ilgili suçlamaları, şunu bunu, her şeyi bir kenara koy. Aklına ne geliyorsa kenara koy. Kenara koy, kenara koy. Mesela şuna geliyor muyuz? Yokum, hiçbir şey yok. Öyle bir noktaya gelebiliyor muyuz? Öyle bir noktaya gelemiyoruz. Hani yok oldum, bir şey kalmadı. Hani mesela ben desem ki şu masanın üzerinde ne varsa kaldıralım. Kaldırırız, masanın üzerinde bir şey kalmaz. Ama İnsan kendi varlığına baksın. Her şeyi dışarıda tut. Annem babam bir kenara koyayım. Eşim, çocuklarım, arkadaşlarım, ilişkilerim, bugüne kadar tanıdığım insanlar, yapıp ettiklerim, okulum,
konuştuğum dil, bildiğim şeyler, bilmediğimden dolayı kendimi eksik hissettiğim şeyler, hepsini koyayım, hepsini kenara koyayım. Şeye ulaşabiliyor muyum? Yokluk hissine. Ulaşamıyorum. Yine bir varlık var. Neden? Çünkü senin asıl kökün bu. Mesela düşünün, hani hep örnek veriyoruz. Bir çocuk hiçbir şeye sahip değil. Değil mi? Hiçbir şeye sahip değil. Fakat masum bir varlık hissi var. Yani var olduğunun bilincinde, değil mi mesela? Ne olduğu ile ilgili hiçbir bilgisi olmasa da neyin bilincinde? Var olduğunun bilincinde. İşte bu bizim temel merkezimizdir. Ve insanın en çok kaçırdığı ama aslında en yakın olduğu şey. En uzak zannettiği ama aslında en yakın olduğu şey. Varlık bilinci. Ve biz aslında ibadet dediğimiz kavramda aslında ona döndürülürüz. Yani Yaradan bizi sürekli hatırlatarak o noktaya çağırır. Bak, varlığını hatırla. Mesela sen ne olarak karşıma geliyorsun? Mesela Allah ne istiyor? Mesela hacca gidiyorsun, ne istiyor? Namaz kılacaksın, ne istiyor? Hiçbir şey senden, hani ne öğrendin bugüne kadar diye bir şey soruyor mu? Bir ibadeti tek bir ayetle bile sürdürebilirsin. Bir tek Fatiha'yı bilsen yeter. Allah şunu sormaz yani. Ama geçende de aynı sureyi okudun falan demez. İşte biraz daha öğren. İşte diplomalarını arttırdın mı? İşte daha çok şey öğrendin mi? Bugün kitap okudun mu falan diye bile sormaz. Neyi sana hatırlatır veya neyi sorar? Sana varlığının farkında mısın diye sorar. Ben senin varlığının farkında mıyım? Sen kendinin ve benim farkında mısın? Peki biz Allah'ı niye hatırlıyoruz? Yani Allah niye bu kadar bize beni hatırlayın, beni hatırlayın diyor? Bir şey mi var? Haşa, narsist bir varlık mı, değil mi? Bazı ateist kardeşlerimiz böyle şeyler ileri sürüyor. Allah niye yüceltilmek istiyor? Düşün bir bakalım, acaba niye istiyor? Çok mu narsist olabilir mi acaba? Öyle mi düşünüyorsun? Yoksa Allah kendi yüceliğini sana hatırlatırken aslında senin kendi yüceliğini mi sana aynı zamanda hatırlatıyor? Sana kendi yüceliğini hatırlatırken senin o yüceliğe ait oluşun noktasında senin kıymetini mi sana hatırlatıyor? Ben niye Allah'ı yüceltiyorum? Çünkü yüce olana aidim. Ben toprağı yüceltmiyorum, malı mülkü yüceltmiyorum. Sahip olduğumu zannettiğim evlatları, işte arttırdığım malı mülkü yüceltmiyorum. Neyi yüceltiyorum? Allah'ı yüceltiyorum. Niye Allah'ı yüceltiyorum? Çünkü o benim kaynağım. Onu yüceltmek kendimi dolayısıyla yüceltmektir. Yani ibadet etmek benim kime ait olduğumu ve benim o aidiyetimin bana nasıl bir varlık kazandırdığını hatırlıyorum. O yüzden ibadet insanın kendini hatırlayışının adıdır aynı zamanda. Biz ibadeti kendimizi hatırlamak için gerçekleştiriyoruz. Kendimi hatırlamayı nereden başlatıyorum? Mutlakı hatırlamaktan başlatıyorum. Çünkü onu hatırlarsam kendimi hatırlayabilirim. Ama dikkat edin, onu hatırlamadığımda neleri hatırlayacağım? Neyi hatırlıyorsunuz onu hatırlamadığınızda? İlişkilerinizi, değil mi? Anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, çocuğunuz, bedeniniz, hasta mıyım, sağlıklı mıyım? Şuram ağrıyor mu, buram iyi mi, genç miyim, yaşlı mıyım, kim beni beğeniyor, bu dünyada ne ortaya koydum, neyi gerçekleştirdim, ileride ne yapmak istiyorum, bunları hatırlıyorsunuz. Peki bunları niye hatırlıyorsunuz?
Çünkü bunların üzerine varlığınızı bina ediyorsunuz. Varlığınızı bunların üzerine bina ettiğiniz için tabii ki hatırlayacağınız şeyler ister istemez bunlar olacaktır. Ne yaptın? Ha, bugüne kadar ne yaptın? Ne öğrendin? Kimi tanıdın? Kim seni seviyor? Kim sana değer veriyor? Kim seni anlıyor? Biri sana neler yapıyorsun dediğinde ne anlatacaksın? Mesela çocuğa ne yapıyorsun dediğinde gülüyor mesela, değil mi? Niye gülüyor çocuk? Varlığının sevincinden dolayı gülümsüyor yani. Aslında. Mesela düşünün. Biz varlığımızdan dolayı sevinç duyuyor muyuz mesela? Varlık sevinci. Varlıktan gelen sevinç. Varsın. Bakın bu çok önemli bir şey. Ama o varlık sevincini örten şey ne? Niye o varlık sevincini duyamıyoruz? Onu engelleyen nedir? Onun üzerini örten nedir? Niye o varlık sevinci bir çocuğun dahi hissettiği, yaşadığı o varlık sevinci niye yok? Çünkü üzeri sahte şeylerle örtülmüş. Biri seni yok saymış, biri seni umursamamış, biri sana umursamaz davranmış. Bir şeyde başarısız olmuşsun. Kendini bazı konularda eksik, yetersiz hissediyorsun. Bakın ne oldu? Varlığınızın yerine ne geçti? Başka bir şey geçti. Varlık sahte bir şeyle yer değiştirdi. Sahte bir şeyle yer değiştirince sen neyle artık baş başasın? Sahte bir şeyle baş başasın. O sahte olan ne? Kendini bedenden, ilişkilerden, hayattaki etkileşimlerden ibaret sayan ben bilinci veya ben algısı. O yüzden biz buna sahte benlik diyoruz. Kendini doğumuyla, yaşadıklarıyla, bildikleriyle, bilmedikleriyle, hatalarıyla, günahlarıyla, sahip olduklarıyla, olamadıklarıyla, muhatap olduklarıyla, gördüğü kıymetle, görmediği kıymetle tartan sahte bir benlik hissine odaklanıyoruz. Ve sürekli şöyle bir hikayemiz var. Kendinden memnun musun? Ya egonu biraz şişirip tabii ki memnunum. Çok şükür. Şu gerizekalılar gibi değilim veya şu aptallar gibi değilim. Hayatımı boşa geçirmedim. Şunları yaptım, bunları yaptım. Şu ödülleri aldım, şu eğitimi aldım. Ben okumadım, ortaokul çıkışlıyım ama çok azmettim, çok büyük işler yaptım. Bir sürü hikaye uyduracağız. Her birimizin kendine göre bir kendini iyi hissetmeye çalıştığı bir hikayesi var. Bir de kötü hissettiğimiz bir hikayesi de var. Şu konuda beceriksizim, şurada yetersizim, şurada insanlar beni umursamıyor, şurada beni yetersiz görüyor, şurada bana hatalı diyor. İşte annem babam da beni hiç beğenmedi ya. Hiçbir türlü kendimi onlara kabul ettiremedim. Problem ne? Problem şu. Sen anne babanın gözünde biri olmak isteyen sahte bir benlik tarafından manipüle ediliyorsun. Sen öyle bir varlık değilsin ki. Sen varlıksın. Kurgulanan bir varlık değil. Kurgulanan bir yerde değilsin. Ama bir sahte benlik tarafından alınıyorsun. Ve o seni bugüne kadar getiriyor. Bugünden sonra da taşımaya çalışıyor. Daha doğrusu dikkat edin. O sizi taşımıyor, siz onu taşıyorsunuz ve ömür boyu da taşımak zorunda kalabilirsiniz. Ömür boyu bu benlikleri taşıyabiliriz. İşte insanın kendine yaptığı en büyük zulüm budur arkadaşlar. Allah insana zulmetmez, insan kendine zulmeder. Bak mutsuzsan kendine zulmediyorsun. En net ifadedir bu.
mutsuzsan kendine zulmediyorsun. Neden? Çünkü Allah sana varlık vermiş. Varlık bilinci vermiş. O varlık bilinci senin doğal mutluluğundur, huzurundur. Onu hiç kimse senden alamaz. Bak bütün dünya sizden nefret etsin, hayatta hiçbir beceriniz olmasın, hiç kimse o varlık hissini, o varlık bilincini, o varlık huzurunu, tatminini sizden alamaz. Onu en iyi görmek istiyorsanız da bir yaşın altındaki çocuklara bakın. Bakın onlarda beden algısı bile zayıftır. Mesela hani denemedim ama aklıma şimdi geldi. Mesela 6 aylık bir çocuğun mesela bir kolunu böyle diyelim ki gece uyurken uyuşturarak ameliyatla kesin. Sabah uyandığı zaman böyle bakar yani. Neden? Henüz bedenle özdeşim yaşamamıştır. Veya diyelim ki kendisi kolsuz, diyelim ki doğuştan kolsuz doğmuş. Anomali bir şekilde bedensel olarak kolsuz doğmuş. Kollu çocuklar görünce utanmaz. Ve niye benim kolum yok falan diye bir kıyaslama yapmaz. Neden? Çünkü henüz varlık bilincinde. Henüz o madde ötesi, beden ötesi varlığının bilincinde. O yüzden. Onun için beden bu kadar meşgul olur. Niye bunu bu kadar dert yapar değil mi arkadaşlar? Bu kadar dert edilecek bir şey mi acaba? Aslında değil. Ama bak sana bedenini dert ettiren bir şey var. Mesela benim saçlarım dökük, benim derdim değil ama anneme dert oluyor. Düşünün ne kadar özdeşleşim var ki dert ediniyoruz bunu mesela. Keşke diyor bak saçların dökülmese, iyi bakmadın sen diyor. Kendine iyi bakmadın diyor. Halbuki ben kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Ama gerçek kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Yoksa ne yapayım yani? Dökülmüş, dökülmemiş, şu olmuş veya bu olmuş. Ne yapalım yani? Bu kullandığım bir enstrüman son tahlilde. Tabii ki iyi kullanmaya çalışırım. Kullandığınız bir kalemi bile iyi kullanmaya çalışırsınız değil mi? Değil mi? Tabii ki bedeninizi iyi kullanmaya çalışın. Ama yani ben beden değilim ki, benim bu kadar bedeni dert etmek gibi bir hikayem yok ki. Bakın kadim öğretilerde bu kadar beden gösterişi yoktu. Neden yoktu? Çünkü o kadar daha güçlü özdeşimler yaşamıyordu. O yüzden insan dışının dışının dışına itiliyor. O kadar dışsallaştırıyoruz. Neden? Çünkü iç kaybolmuş. İç kaybolunca insan dışa doğru bir dikkate mahkum olmaya başlıyor. Dışla özdeşleşmeye başlıyor. Dışın daha çok süslenmesi, daha çok gösterilmesi, bu kadın erkek fark etmiyor. Ama sen neye yatırım yapıyorsun? Hani Hintlilerin bir sözü var. Bir kadın veya erkeğin diyor bedeninin sonu Ganj nehrine serpilen bir avuç küldür. Bu kadar. Sen bir avuç külü bu kadar ihtimamla korumaya çalışıyorsun. Hem de ne olarak? Ben olarak. Ne kadar kötü bir şey. Hani bedenimi koruyorum. Kullandığım bir beden var. Korumalıyım. Bu ayrı bir şey. Ama kendime çok iyi bakıyorum. Nasıl? Bakın kavramlar ne kadar dejenere olmuş. Ve ne kadar da oturmuş ama değil mi? Mesela kendine iyi bak demekten düşünün mesela ilk aklınıza ne gelir? Biri size kendine iyi bak dediğinde aklınızda ilk uyanan ne oluyor? Oradan hayal edin. Halbuki kendine iyi bak nedir?
İşte Şeyh Galip'in ifadesiyle hoşça bak zatına, zübde-i alemsin sen diyor. Yani sen kendi zatına iyi bak, güzel bak. O hakiki olan bir şeydir. Gerçek sen olsun. Bırak bütün ilişkileri, bütün sahip oluşları, bütün imajinasyonları, bütün sosyal itibarları, yapıp ettiklerini. Bunlar boştur, saçmadır anlamına gelmiyor. Dikkat edin. Bunlar dünya hayatının geçici metaıdır. Bu kadar. Bakın modern